Herkese selam, Mödü'ye hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifle karşınızdayım. Hem az malzemeli hem de mayalama süresi olmayan bir ekmek yapıyoruz. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen işe koyulalım. Bir yoğurma kasesinin içerisine bütün unumuzu ekleyelim. Üzerine yoğurdumuzu ve tuzumuzu ekleyerek tamamen homojen kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz az malzemeli olduğu için gluten oluşumu iyi sağlansın diye güzelce yoğurma işlemine devam edin. Burada ortalama 5-6 dakika yoğurmanız gerekli. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra elastikiyet özelliği kazansın, gluten oluşumu iyi oluşsun diye üzerini temiz bir bezle örterek ortalama 15 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu hafif unlu tezgaha alalım. Hamurumuzu 10 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçalarımızı yuvarlak forma getirerek açma işlemine geçelim. Hafif unladığımız tezgahta bezelerimizi maksimum 1 santim kalınlığında açalım. Burada açma işlemi gayet rahat olacaktır. Çünkü hamurumuzu dinlendirdiğimiz için elastikiyet özelliği kazandığından açma işlemi sizi zorlamayacaktır. Açtığımız bezelerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Teflon veya döküm tavamızda yağsız bir şekilde pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Açtığımız hamurlarımızı ısıttığımız tavamıza aktaralım. Arkalı ve önlü olacak şekilde ortalama 5-6 dakika pişirelim. Yağsız bir şekilde pişirme işlemini gerçekleştirelim. Zaten hamurlarımız pişirdikten sonra üzerine tereyağı gezdireceğimiz için ekstra yağ kullanmamıza gerek yok. Evet, tüm ekmeklerimizi pişirdikten sonra ekmeklerimiz sıcakken arkalı önlü bir şekilde ekmeklerimize bolca tereyağı sürelim. Bence burada tereyağını es geçmeyin. Çünkü ekmeklere ayrı bir lezzet katıyor. Bolca tereyağı sürdükten sonra ben üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Siz dilerseniz sade de tüketebilirsiniz. Ama ben maydanozu seviyorum diyorsanız bence bolca maydanozu da serpmeyi unutmayın. He, bu arada dilerseniz tüm nane ekmeklerinizi pişirdikten sonra soğutup difrizinizde 3 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.